We can start and Yes, we can let's go. start. Merhaba, Richard Pankat, Avusturya'dan, Graz Üniversitesi'nden, psikoloji bölümünden. Bize bugün fetüs, bebek ve müzik, din, sanat, dil ve bilincin kökenleri üzerine bir konuşma yapacak. Ben başlamadan önce hem kısaca Richard'ı tanıtmak istiyorum. Hem de uzun sayılabilecek bir dostluğumuz var. Bir işbirliğimiz var, akademik işbirliğimiz var. Ondan bahsetmek istiyorum. Richard Pankat Graz Üniversitesi'nde çok uzun yıllardır. Ama daha ilginç olan şey bir sistematik müzikoloji merkezi kurdu kendisi orada. Ve onun yöneticiliğini yaptı. Dünyanın sayılı müzik psikologlarından bir tanesi kendisi. En önemli yayın evlerinden, en önemli dergilerden çıkmış kitapları ve makaleleri var. Bunun dışında müzik psikolojisi konusunda dünyadaki önemli derneklerde başkanlıklarını yaptı. Müzik psikolojisi alanındaki en önemli dergilerin editörlüğünü yaptı. Bizim tanışmamız da Richard'la bir anlamda böyle bir girişim üzerine oldu. Ben henüz yüksek lisans öğrencisiydim. Journal of Interdisciplinary Music Studies isimli bir dergi çıkarıyordum. Tam yıl 2007 idi. Uluslararası bir konferansa denk geldim. Conference on Interdisciplinary Musicology. Ben de o konferansa katıldım. Ya yani derginin adıyla konferans birbirine çok benziyor. Richard o konferansı organize ediyordu. İyi ki Graz Üniversitesi'nde 2004'te yapılmış. Sonra Kanada'da Montreal'deydi. İşte biz Estonya'da karşılaştık ve tanıştık Richard'la. Ve dedik neden biz bu işleri beraber yürütmüyoruz? Böylece dergiyi yeniden yapılandırdık. Sonra bu dergi bir uluslararası derneğe evrildi. Uluslararası bir dernek, Society of Interdisciplinary Musicology kurduk. Böylece bir konferansımız, bir dergimiz oldu. Ve yaklaşık her sene bu konferans düzenleniyordu. Biz de bu konferanstan seçilmiş makalleri dergide yayınlıyorduk. Bu anlamda işte Berlin'de beraberdik. Bir sonraki yıl sonra Selanik'te konferansta beraberdik. Polonya'da beraberdik. Ama burada İzmir'de onu ağırlıyor olmak it's a great honor for us to host you here in İzmir for the first time. Ben sözü uzatmadan Richard'a bırakıyorum. Simultane çevirmen değilim ben. Aslında Richard'ın çalıştığı konular benim uzmanlık alanım da değil. Ama elimden geldiğince ben bu sunumu Türkçe'ye bir taraftan çevirmeye çalışacağım. Biraz hazırlık da yaptık sabah kahvaltı yaparken. Richard'la bir iki gündür bunlar üzerine de biraz konuşuyoruz. Zor bir konu. Richard da söyleyecektir zaten. Biraz basitleştirerek anlatmaya çalışacak. Many thanks for coming, Richard, and stage is yours. Yes, yeah, so thank you, Ali, for the kind introduction. I did not understand everything, but it's very nice to be welcomed here in Izmir. And today's talk, as you can see, is about the origin of many things. This is a very big topic, and we don't have very much time. So we will just give a short summary of one idea about how these things, music, religion, art, language, and consciousness may have started. Kısaca bir yani özetleme bir düşünceyi yani bu konu çok geniş çok fazla şey içeriyor ama ana düşünceyi burada kısaca özetlemeye çalışacağını söyledi Richard. Working here. Yeah. So I'm going to talk about modern human behavior. Modern does not mean like in this time or this century. Modern means when humans started to be very different from other animals, namely from other primates. And this happened very approximately 100,000 years ago. Modernle kastettiğim günümüz insandan bahsetmiyorum. Yani modern insan davranışı derken yaklaşık 100 bin yıl önce diğer hayvanlardan tam anlamıyla ayrıştığı zamanki insanı kastediyorum modern insan davranışıyla.
So you're mainly interested in music, but I'm also going to talk about religion and visual arts as part of early human rituals and try to understand how the rituals began. And at the same time, we need to ask about the start of language and the start of human consciousness. Belki buraya ağırlıklı olarak müzik yani kökenleri üzerine dinlemeye gelmiş olabilirsiniz ama aynı zamanda müzikle beraber ortaya çıktığını düşündüğüm dil, bilinç, din, ritüeller ve dinin bununla ilişkileri üzerine de konuşacağım. And you can see on the right side of the slide the ecological approach. I'm mainly interested in how humans interact with each other and their environment. And so I'm going to talk about interaction in an ecological approach to psychology, which is different from a cognitive or neuroscientific approach. Sağ taraftaki slide'ın sağ taraf köşesindeki görüyorsunuz ekolojik yaklaşım. Burada ben temel olarak bu ekolojik yaklaşımı benimsiyorum. Yani insanın çevresiyle, fiziksel ve toplumsal çevresiyle etkileşimi bağlamında davranışın nasıl bunlara bağlı olduğunu gösterecek şekilde bir yaklaşım benimsiyorum. Nörobilişsel, nörofizyolojik yaklaşımların aksine. We don't have time to talk about everything here, so I keep going. Her şeyi konuşmaya vaktimiz olmadığı için ben devam edeceğim. You know, just enough to... Oh, that works, yeah. So we know about early human behavior by looking in archaeology and by looking in ancient caves and finding the records of what early humans used to do. İlk modern insan davranışına dair verileri işte mağaralardan, o ilk insanların yaşadığı yerlerden kanıtları görebiliyoruz. So for example, very approximately 100,000 years ago, humans started to bury dead people and we can see evidence that there was a ceremony when people were buried. Yaklaşık 100 bin yıl önce insanlar ölülerini gömmeye başlıyorlar ve bu ölülerini gömmenin aynı zamanda bir tören olduğuna dair deliller de elimizde arkeolojik şeyler, veriler var. So that suggests that those people had some concept that every person has consciousness and that each person has their own world of experience. Bu da bize insanların bir bilince sahip oldukları ve aynı zamanda başkalarının da böyle bir bilince sahip olduklarının farkında olduklarına dair bir şey veriyor, bilgi veriyor. There are many theories about the origin of modern human behavior, and many of them depend on the theory of evolution by Charles Darwin. Birçok teori var modern insan davranışının kökenine dair. Ama bunların çoğunlukla Darwin'in evrim teorisine dayanıyorlar. Everybody agrees, including me, that evolution is an important part of the story. But there are also some difficult questions. For example, is music or religion an adaptation or a byproduct? Adaptation means something that is the direct result of evolution, and byproduct is an indirect result. Evrim teorisi elbette benim de katıldığım çok önemli bir teori. Ama müzik, din gibi şeylerin evrimin doğrudan bir sonucu mu olduğu yoksa bir yan ürünü mü olduğuna dair zor yanıtı zor sorular var. Another problem with the theory of evolution is that there are many different interpretations that are based on evolution and there is not very much agreement between researchers. Ve yani evrim teorisine dayanan bu çok çeşitli teorileri savunan araştırmacılar belli konularda tam olarak uzlaşamıyorlar. One interesting problem is that the costs of modern human behavior often exceed the benefits. So for example, if you're making music, you put a lot of time and effort into making a musical instrument and practicing the music. If you're doing religious activities, you put a lot of time and effort into creating these religious rituals, and often there's pain and sacrifice involved, and it's unclear to a biologist or a scientist what is the benefit of those behaviors. Sonuçta müziğin ortaya çıkışı, dinin ortaya çıkışı, bütün bunlar çok ciddi emek ve zaman harcanması gereken pratikler. Yani dua etmek, dinde, müzikte çalgılar üzerine çalışmak.
O zaman evrim sürecinde nasıl bir faydası olmuş olmalı ki bu kadar zaman orada biz yani maliyetle kazanç arasındaki denge nasıl kuracağız gibi bir zor bir soru var ortada. So one interesting idea is that ontogeny recapitulates phylogeny. That means that when we as children learn about music and religion and language, babies, right, the process of learning and acquiring the skills is similar to the evolution of those skills and behaviors 100,000 years ago. Ontogeninin yenilediği, taklit ettiği, yeniden ortaya koyduğuna dair bir soru bu. Tabii, bunlar biyolojiyle ilgili, evrimle ilgili kavramlar olduğu için şöyle açıklayayım. İnsan evriminin basamaklarını 100 bin yıl önceki bir çocuğun gelişiminde aynı zamanda görebilir miyiz? Yani müziksel beceriler, dinsel pratikler anlamında aynı şeyi bir bebekte de gözlemlemek mümkün mü? Yani mümkün olduğunu söyleyenler var. There are people that say it's possible Yeah, or not. these similarities are interesting, but sometimes it's not true, right? Bu tür benzerlikler gerçekten ilginç ama bu tamamen bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. So we can come back to a basic question. What is the difference between modern humans and other primates? O zaman temel bir soruya geliyoruz. Modern insanla diğer primatlar arasındaki fark nedir? There are biological differences and there are cultural differences. And my question today is what is the origin of the cultural differences? Biyolojik farklılıklar var. Yani primatlarla modern insan arasında kültürel farklılıklar var. Yani farkların kültürel yüzü ve biyolojik yüzü. Ben bugünkü konuşmamda kültürel yüzüne, meselenin kültürel yönüne odaklanacağım. So I'm going to assume that the biological aspects were the cause of the cultural aspects, which is I'm trying to be very simple about this, right? And I'm going to assume that the changes always happened very slowly over a long period of evolution. Varsayımlarım şunlar. Yönün kültürel yöne neden olduğu bir tanesi. Diğeri de bu değişimin ve ortaya çıkışların çok yavaş aşamalı olarak gerçekleştiği. I'm also interested in creating a scientific theory that can be disproven, because that is a more convincing theory. And a convincing theory is one where we have a simple hypothesis which we can test. So a hypothesis, this is the cause of human behavior, and also a theory in which there is no circular argument. So the cause of modern human cultural behavior should be something that is not part of modern human cultural behavior. Bu biraz zor oldu, difficult for me. Şöyle bir teori sunmayı tercih ediyorum. Yani bunu tetikleyen şey neydi? Yani modern insan davranışını. Bunu yaparken de döngüsel bir akıl yürütme, yani basit bir neden sonuç ilişkisine dayanmayan bir akıl yürütmeyi sunmak istiyorum. Böyle bir şeyin parçası olmalı, tetikleyici şey. So now we're going to talk about the obstetric dilemma, which is basically about why humans have a hard time giving birth. Why birth is so painful for humans. İkilem. Aslında obstetrik insan doğumunu inceleyen bir bilim dalı. Yani bir doğum dilim ikilemi diye de bahsedilebilir. Neden doğum yapmak insan için bu kadar acı verici, zor bir süreç? Bu ikilem bunun yanıtlanması ile ilgili. In the past 1 million years, approximately, humans were increasingly walking on two legs, and also the brain was getting bigger, and both of these things made it more difficult for women to have babies. Yani insanlar sonuçta evrimin belli bir aşamasında iki ayakları üzerine doğruldular.
ve daha giderek daha büyük beyinlere sahip olmaya başladılar. Bu da kadınların çocuk bir gebelik süreci, çocuk taşıma ve doğumunun ciddi bir zorluk yarattı. So it was possible for either the baby to die or the mother to die. And in order to reduce the probability of those things happening, the birth process changed. The birth became earlier, the process became more complex, and also the infant's skull became soft. Yani şöyle bir çözüm ortaya çıktı. Doğum diğer primatlara, hayvanlara göre daha erken gerçekleşiyor. Yani kafa, beyin büyümemişken henüz, hem de kafatasının daha yumuşak olduğu bir aşama bu. We can see in other primates how this problem was solved. So in chimpanzees and bonobos, they started walking more on two legs, but never completely became walking on two legs like humans. And also their brain also increased in size, but not the same as humans. So they had partial solutions to the obstetric dilemma. Doğum ve ebelik diğer primatlarla karşılaştığımızda, işte şempanzenin doğumu ve bonobolardaki ebelik süreçlerinde bazı benzerlikler görebiliyoruz. Şempanzelerde de doğum çocuğun annenin yüzüne bakacak şekilde doğum gerçekleşiyor. Ama insanların tersine şempanzelerde anne tek başına doğuruyor. Çünkü insanda bu bir kolektif bir eylem olarak gerçekleşiyor. Bonobolarda ebelik başka annelerin kadına yardım etmesi de gerçekleşiyor bir benzerlik anlamında. Ve bu diğer yardımcı aktörler, ebeler hem anneyi hem bebeği erkeklerin saldırılarından, erkeklerden koruyorlar. Gibi. In the case of humans, humans developed new behaviors which were aiming to ensure that the infant survives. And both the infant and the mother or other caregivers changed their behavior to increase the probability that the infant would survive. Çok hassas, kırılgan bir yapısı var insan bebeğinin hayatta kalabilmesi. Bu bebekle bakıcısı arasında Richard özellikle anne dememeyi tercih ediyor. Çünkü bakıcı mutlaka anne olmak zorunda olmayabiliyor. Bu etkileşimin çok kritik olduğunu söyleyebilirim bu teori için. Human babies cry louder and more often than other primates, and the obvious intention of human baby crying is to manipulate the behavior of their caregivers. Yani bu etkileşimin bir tanesi bebeklerdeki ağlama, diğer primatlardan çok daha yüksek ve daha çok ağlamanın bebekte gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bakıcıyı manipüle etme becerisiyle ilişkili bir şey. Yani bu etkileşim anlamında. There's an experiment in psychology called the still face experiment, where a mother and a baby are looking at each other, and the mother has no expression. She just looks like this without moving her eyes or without showing any emotion. And the baby is very distressed and starts to try to manipulate the behavior of the mother. Şöyle deneyler var psikolojide. Anne bebeği aldığında eğer yüzünde herhangi bir ifade, duygusal bir şey olmaz, böyle donuk bir şekilde bakarsa bebek çıldırıyor. Yani annenin bir tepki vermesine, onda duygusal bir şey görebilmek için aşırı şeylerde bulunuyor, davranışlarda. And babies after a certain age are also playing very much in order to learn skills, social skills, and cognitive and motor skills. And they do that only when they feel safe because a trusted adult is watching. Güvendiği bir yetişkinin olduğunu bilmek bebekte bilişsel yeteneklerin gelişmesi için çok kritik bir şey oluyor. İşte o zaman oyunlarla, başka şeylerle bebekte bu yetenekler gelişebiliyor. And finally, if a baby is with a mother or other caregiver who is not trustworthy, is not caring for the baby develops a whole new repertoire of behaviors in order to try to manipulate the behavior of the caregiver. Umursamayan bir bakıcı ya da anne, bu gibi şeyler olduğunda bu sefer bebek çok
fazla yani bu umursamazlığı değiştirebilmek için başka tür davranış repertuarları göstermeye başlıyor. In all of these cases, there is a big difference between human behavior and other primates. And in all of these differences, there's a complex interaction between the infant and the caregiver. Diğer primatlarla karşılaştırdığımız zaman bu durumu insandaki bu manipülasyon, bu interaction, bu etkileşim meselesinin asıl insan bebeklerinde ve bakıcılarında, ebelerinde olduğunu görüyoruz. Primatlarda görmüyoruz. You may have heard of the infant schema. When we see a baby, you look at the baby in the picture and you immediately feel, ah, the baby is so cute and I want to look after the baby. This is called the infant schema, which is activated in your mind as an adult. Meşhur bir şey var, bebek şeması dediğimiz. Bir bebeği görür görmez birden ona karşı şefkat, böyle duygusal bir şeyler hissetmeye başlıyoruz. Yani otomatik olarak gerçekleşen bir şey. But the infant is also perceiving the adults, and the infant is also evaluating the adults around it and behaving depending on its own schematic reaction. Ama bir yetişkinler de var etrafında. Bebek de sonuçta davranışlarını bu yetişkinlerin davranışlarına göre ayarlıyor. Yani bebek şeması olduğu gibi ebe şeması da var. Bunlar birbirleriyle eşleşiyorlar. So we see there's a complex interaction where two people are participating, and the aim of this interaction is to increase the probability that the infant will survive. Sonuçta bütün bu etkileşimin ana gayesi bebeğin hayatta kalabilmesi. O yüzden bu böyle karmaşık yapı bunun için çalışıyor. It's very dangerous in a hunter-gatherer society for a baby to be born. It needs to be prepared for this new situation, and therefore it prepares before birth. Avcı toplayıcı dönemde bebek sahibi olmak tabii çok tehlikeli bir şey. O anlamda bir hazırlık doğum öncesi gerekiyor. Buna da işte prenatal doğum öncesi şema, o hazırlığa ilişkin şema deniyor. So in order to understand what a prenatal schema might be, we look at what a schema is in general. Bunu anlayabilmek için genel olarak şema ne demek ona bakalım. For example, if you go to a restaurant, there are certain things that you expect and certain behaviors. So you go to the restaurant, you expect to see someone sitting at a table, and then you ask the waiter for a table, and then you sit, and then you may look at the menu, and you should not stand up and sing, right? You should sit down and eat. There are certain accepted things that happen and things that you expect, like when you pay the bill. Örneğin restorana gittiğinizde beklediğiniz bir şey var. Hani masada oturursunuz, kasada biri vardır, işte garsonlar vardır. Hep beklediğiniz şeyler bunlardır. Menüye bakarsınız, siparişi verirsiniz. Yani beklenen şey şey değildir. Yani masanın üstüne çıkıp şarkı söylemek değildir. Bu hani şemaya bir örnek. So if you are a fetus, you are also in a certain situation, which we call the prenatal situation. And the fetus learns about this situation by very simple psychological learning processes. Cenin de yani fetüs de böyle şemaları bir öğrenme süreci yaşıyor. Doğum öncesinden bahsediyoruz tabii. Ve bunun çeşitli yöntemleri var. So if you have a pet dog, you know that your pet dog can become familiar with a certain situation and that also your pet dog can associate something with something else. For example, the famous experiment where you ring the bell and the dog expects to get the food. Yani kendi evcil hayvanlarınızdan işte köpekten bilebilirsiniz burada olduğu gibi onun davranışlarını koşullayabiliyorsunuz. Yani fetüs de bu şekilde öğreniyor. Bir yolu bu. So the dog and the fetus are similar because they do not have consciousness in the sense of adult humans, and for this reason we can compare them with each other. Karşılaştırma bilmemizin nedeni fetüste de henüz bir bilincin olmaması, köpekte de bilincin olmaması. So now we can think about what evolution would say about what the fetus is doing before birth. Şimdi evrim teorisinin doğumdan önce fetüs ne yapıyor kısmına bakacağız. The survival of the infant depends crucially on the relationship between the mother or other caregiver and the baby. Fetüs or baby? Well, it's a baby now. It's been born. Born, okay. Sorry.
Bu yani hayatta kalabilmesi bebeğin sonuçta bebekle bakıcılar, ebeler arasındaki ilişkiye bağlı. So an important survival strategy for the baby is to understand the current emotional and physical state of the mother or other caregiver. Bebeğin hayatta kalabilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi bebeğin bu ebelerin veya bakıcıların işaretlerini, şeylerini anlayabilmesi, kendini ona göre adapte edebilmesi, hayatta kalabilmesi için bu yaşamsal bir şey. This is the same with any human relationship. You need to be sensitive to the changing states of the other person. Normal insan ilişkilerinde de böyle. Yani karşıdaki yani ilişkinin devam edebilmesi için karşıdakinin ne söylediğine, ihtiyaçlarına dikkat etmeniz gerekiyor. So the fetus can learn about this before birth by listening to the voice of the mother and by listening to the steps and the heartbeats of the mother and feeling the body movement of the mother and that's enough. Yeah. Agency. Guessing the intention of the mother, right? Ve bu süreç doğumdan önce başlıyor. Yani cenin halindeyken daha annenin sesindeki işte ezgisel kontur, hat, annenin yürüyüşleri, kalp atışları, ritim, vücut hareketleri, dansla ve ona eşlik etmekle ilişkili ve bir niyete sahip olmak anlamındaki işaretler anlamında dine karşılık gelecek olan duyumlar. In these cases, we can again compare the fetus with your pet dog. Your pet dog sometimes guesses your intention, right? And has the pet dog has some cognitive representation of you as an intentional person. Sonuçta burada da hani evcil köpeğinize bir benzetmede bulunabiliriz. Evcil köpeğiniz de bazen varsayımlarda siz nasıl davranacağınıza dair varsayımlarda bulunabilir. Bebekte olduğu gibi. So with this idea in mind, we can try to construct what the prenatal schema is. Bunlardan yola çıkarak doğum öncesi şemanın ne olduğuna bakabiliriz. All of the senses of the fetus are working for a long time before birth. Bütün bunlar doğumdan önce işlerlikte olan şeyler. The baby cannot see colors, but the fetus already has physiological foundations for color perception. So actually, I'm not sure whether the fetus can perceive color. Fetüs sonuçta rengi algılayacak belki fizyolojik gelişmenin belli aşamalarına sahip ama rengi algılayıp algılamadığını bilmiyoruz. But in any case, we can imagine that if there is light before birth, that it would have a certain reddish color. And we certainly know that the sound that the fetus hears, is low pass filtered because the high frequencies are absorbed by the amniotic fluid. Ama şunu varsayabiliriz, yani kırmızıya yakın bir rengi doğum öncesi algılandığı, benzer bir şekilde anne karnında olmaktan dolayı yüksek frekanstaki seslerin filtrelenmesi nedeniyle donuk bir ses duyduğu gibi varsayımlarda bulunabiliriz. Now, this is a crazy discussion because, of course, the fetus does not know these things. But if we imagine comparing our adult life with what it would have been before birth, we could come up with these comparisons, right? Yani bu tür varsayımlarda bulunmak çılgınca ama bir yetişkin olarak o zaman nasıl olabileceğimizi hayal etmekle belki bu sonuçlara varabiliyoruz. So in your adult life, if you feel like you're floating or weightless, or if your body posture is bent like this because you don't have enough space, or because you feel like you're part of a greater being, or if you are perceiving the sound, but not the source of the sound, just the sound itself, then all of these things could subconsciously create a connection to prenatal life. Belki de yani yetişkin olduğumuzda böyle kendimizi ağırlıksız bir ortamdaymış gibi hissettiğimizde veya yer yoksa bir cenin gibi büküldüğümüzde veya korunmak istediğimizde kendimizi güvende hissettiğimizde korkunun olmadığı bir yerde kaynağı belli olmayan bir ses duyduğumuzda
Belki bilinçaltımızda o bebeklik halimizde bir bağlantı kuruyor olabiliriz. It's quite often that we create a subconscious connection to earlier life. We get a feeling that we've been somewhere before, and then we discover, yes, we were there before. Sonuçta bilinçaltımızda yani doğumdan önce de bir yerlerde olduğumuza dair bir şeylerimiz var, bağlantılarımız var. So, given this background, I would like to present a theory of the origin of music. Bunlara dayanarak müziğin kökenine dair teorimi sunmaya çalışacağım. So we know that very approximately 1 million years ago, our human ancestors started to use fire in order to cook food, for keeping warm and maybe for keeping away the dangerous animals. 1 milyon yıl önce yaklaşık ateşi kontrol etmeyi, ateşi kullanmayı öğrendik. Hem yemek yapmak yani karnımızı doyurmak için, hem ısınmak için, hem de belki de tehlikeli saldırganları uzak tutmak için. This made it possible for humans to stay awake for more hours per day because they had some hours in the evening before they went to sleep. Böylece bir boş zaman ortaya çıktı. Yatmaya gitmeden önce akşam daha fazla zamana sahip oldular. Early humans were not always in caves, but sometimes they were in caves. And when they found themselves in this situation, it was similar in some ways to the prenatal situation. İnsanlar her zaman mağaralarda yaşamıyorlardı ama mağaralardaki yaşadıkları durumlar aslında bu doğum öncesi şeyi andırıyor. Yani korunaklı bir yerde olma anlamında, kapalı bir yerde olma anlamında. So we can go through the list. Which of these points could be similar in that situation? Red light from the fire, not bright light. Sound is dull because of the echoes in the cave. No feeling of whitenesses, not that one, but bent posture if people are sitting around the fire. A feeling of protection because the animals can't come in. And that's it. Yeah, these were the similarities. O zaman bu mağaradaki durumla bu doğum öncesi şema başlıklarına bakacak olursak, yani ateşin başındasınız, yani bir kırmızı renk var. Bu mağara içindeki ekodan dolayı donuk bir sesle karşı karşıyasınız. Belki ateşin başında böyle büzülüyorsunuz. Ondan sonra kendinizi güvende hissediyorsunuz, diğerleriyle birliktesiniz. To activate a psychological schema, we don't have to activate all aspects, only some aspects. Yani bunların hepsinin gerçek karşılığı olması şart değil. Sonuçta psikolojik bir teoride belli yönlerinin eşleşiyor olması yeterli. So if the prenatal schema was somehow activated by this situation, we would expect that the people at the time would experience the emotion, which is typical of the relationship between a mother and a baby from the perspective of the baby. Yes, very complicated. Böylece insanın doğum öncesi duygusal durumlarının yeniden aktive edildiği mağaradaki durum şeyi hayal edebiliriz. People in the cave, when they were talking, they produced a sound which is similar to what the fetus hears when the mother is talking, and also when people were preparing food or using tools or doing any sound which is repetitive, bang, 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 like this, they were making a pattern which is similar to footsteps or heartbeats. Sonuçta bu mağara şu anlamlarda da şeye benziyor. Doğum öncesi anne karnındaki durumumuza yine tekrar eden sesler duyuyoruz. Buna benzer başka davranışlarla, ipuçlarıyla karşılaşıyoruz, girdilerle. So if that happened and the prenatal schema was activated, then people experienced the positive emotion, which goes with the relationship to the mother. Böylece yani bu doğum öncesi şema aktive edildiği anda ona benzer bir durumda olduğumuz için yaşadığımız duygu annemize karşı duyguya yaşadığımızda benzer bir şey And ortaya then, çıkıyor. and this positive emotion motivated them to repeat the action, which seemed to cause the emotion. Ve böylece bunun farkına varınca bu duyguyu yeniden üretebilmenin koşullarını öğrenip onu yeniden üretebilecek hale geliyoruz. And this is just the same as the theory of operant conditioning from behavioral psychology, where the mouse
pushes the lever and then receives a reward, which is some sugar, and is motivated by the reward or reinforcement to repeat the behavior. Bu şeye benziyor. Farenin işte kırmızı düğmeye bastığında böyle tatlı güzel bir yemeği otomatik olarak elde etmesini koşullanmasına benzer bir şekilde. Biz de bu güvende bizi tutan anne duygusunu yaşatan prenatal doğum öncesi şemayı nasıl yeniden aktive edebileceğimizin koşullarını öğrenip onları yeniden aktive edebiliyoruz. This theory is effective and works well for any animals, regardless of whether they have consciousness. And therefore, it also works for the human fetus. Bu teori... Sorry, it also works for early humans, non-conscious ancestral humans. Yeah. Bütün hayvanlarda, bilinç olmayan hayvanlarda bu şemanın, bu işleyişin böyle olduğunu biliyoruz. Elbette bu insanın ataları içinde geçerli olmadığını düşünmek için bir neden yok. So in this way we can explain the origin of melody, which is similar to the mother's voice when heard by the fetus. The fetus cannot hear the words and the consonants because the high frequencies are not present, but the fetus does hear the pitch going up and down, and this corresponds to the emotional state of the mother, which is important for the survival of the fetus after birth. Sonuçta anne konuştuğu zaman karnındayken biz kelimeleri duyamayız, ayırt edemeyiz. Çünkü o yüksek frekans bilgisi olmadığı için biz sadece o konuşmanın ezgisel hattını algılayabiliriz. And so you know, all know the experience of groove. Someone plays some music which is going rhythmically constant, and then you feel like moving, right? And you get the feeling of moving comes into your body. Where does this feeling come from? Sonuçta müzikten biliyorsunuz, hani bir şeyler çalmaya başladığı zaman müziğimiz de ona eşlik etmeye ve otomatik olarak katılmaya başlar. Bu nereden geliyor? Sonuçta anne, from mother. So there's an obvious reason. Ali and I went to Izmir yesterday and we were walking, and Ali has a little application which said that we walked 10,000 steps, right? 12,000. Dün İzmir'deydik Ali ile beraber. Sonuçta aynı anda 12.000 tane adım attık herhalde, büyük ihtimalle. Yeah. So if I was a pregnant woman, my fetus would be moving 12,000 times like this. Eğer ben hamile bir kadın olsaydım, karnımdaki bebek de benimle beraber 12.000 kere böyle hareket etmiş olacaktı. And at the same time hearing the sound of the footsteps, which are synchronized with the movement. Ve sonuçta ayak seslerini de duyacaktı ki bu da yürüyüşle senkronize olmuş bir ritimde olacaktı. So this seems like a very simple theory to explain the origin of rhythm and dance. Bu da ritim ve dansın kökenine dair çok basit bir teori. Okay, so we're going very quickly. Now I'm going to say briefly something about religion. Şimdi çok kısa bir şekilde dinin dair bir şeyler söyleyeceğim. In exactly the same ritual situation, those early humans may have felt the presence of the mother. İnsan da bu dinsel davranışlar içerisinde annesiyle olan davranışa benzer bir durum içerisinde yer alıyor. This could explain why we have the experience of supernatural presence or divine presence in religious situations where we have a closed room which is big and we have the low frequencies and we have red light, maybe dull light, and we might be in a situation like we might be praying like this, and all of these things might help us to perceive the presence of God. Bu da neden dinsel ortamlarda, ibadethanelerde işte yüksek frekansların işitilemediği, bu anlamda sesin donuk olduğu, dua etmek için bir cenin gibi büyüküldüğümüz anlarda kutsal, doğaüstü bir varlıkla karşı karşıya olduğumuza dair bir açıklamayı da getirebilir. A very important part of religions in all the world is the language, the narrative, which explains the communication with God and the effect of God or other spirits on our daily life.
Bütün kültürlerde işte Tanrı'ya karşı davranışlarımızın Tanrı'nın davranışlarını nasıl değiştirdiğimize dair anlatılar var. So we can imagine a two-stage theory of the origin of religion. In the first stage, we feel the presence of the supernatural, and in the second stage, we use language which is developing in order to explain this experience. İki aşama var. Birisinde Tanrı'nın varlığını hissettiğimiz bir şey, diğerinde de bunu açıklamaya çalıştığımız bir aşama. Now I would like to talk briefly about the origin of language, which is another very tricky question. Çok zor başka bir mesele. Şimdi dilin kökenine dair kısaca bir şeylerden bahsedeceğim. There are many books about the origin of language, so I bought them and I read them. Çok kitap var dilin kökenine dair. Onları satın aldım ve okudum. Nobody talks about prenatal learning, but some people talk about the baby and the mother. Bunların hiçbirinde doğum öncesi öğrenmeye dair bir şey yok. Ama bebek ve anneden mutlaka bahsediyorlar bir şekilde. So I don't have the answer to this question, but I think I have an interesting insight. Yani bir yanıtım yok ama bir İç görün var bunun kökenine dair. Yani dilin doğum öncesi kökenine dair. We can define language as a combination of two things. The first thing is complex patterns of pitch, timbre, and movement which make up words and phrases. Dile dair iki boyut var. Biri karmaşık bir perde örüntüsü, diğeri tını, diğeri de hareketle ilişkili. Yani bunlar da kelimelere ve cümlelere karşılık geliyor, ifadelere. And the second aspect, which is very typical of human language and no other language, is the symbolic meaning of those patterns, which means that the sound of the word has no relation to the meaning of the word. İnsanın dışında başka hiçbir canlıda olmayan diğer boyutta dilin sembolik yönü, yani sesin kendisiyle anlam arasında hiçbir ilişki yok. The amazing thing for psychologists is that infants learn this system so quickly. They learn a very large number of patterns of pitch, timbre, and movement, and they also learn a very large number of meanings which are connected in complex ways to the sounds and movements. İnsanda bebeklikten itibaren dilin öğreniminin ne kadar hızlı olduğu psikologları çok şaşırtıyor. Çok çeşitli perde örüntüleri, tınılar ve hareketler ve inanılmaz çok sayıda sembolik anlamları çok hızlı bir şekilde devasa bir boyutta öğrenebiliyorlar. So I would like to propose that the fetus, because of the obstetric dilemma, had to learn how to understand the psychological state of the mother and therefore develop this amazing skill to learn many different patterns of movement and sound and to associate them with meanings. Benim önerim şu, bu doğum ikileminden kaynaklanan bebekteki öğrenme becerisinin gelişimi sayesinde bu kadar doğumdan sonra öğrenebiliyoruz. So now we come to the next topic. This is the fastest summary of the origin of human behavior ever given. What's Şimdi the sanata chart? geldik. Sanırım bu şimdiye kadar bu kökenlere dair verilmiş en hızlı özet So the fetus can perceive in all of the senses, including vision, but there is nothing to see before birth. oldu. Sonuçta doğum öncesi algı ya dair bebekte her tür şey gelişiyor ama görme duyusu ne olacak? Çünkü ortada görecek hiçbir şey yok doğum öncesinde. That is a strange thing because the fetus needs perception in the other senses in order for them to develop. For example, the fetus needs sound for the auditory system to develop. It needs to taste with its taste buds in the mouth for the taste system to develop. Very important for survival of the baby. Sonuçta doğum öncesinde sesin algılanması, tadın algılanması ve bunların gelişmesi ya hayatta kalmak için çok kritik şeyler ve bunların varlıkları önemli doğum öncesinde. So there is in fact something that can be seen before birth, and this is called entoptic patterns.
Bununla ilgili entoptik örüntüler denilen bir olgu var. Yani görme algısıyla ilişkili olarak. So sometimes you see dots and lines which do not exist. They're kind of floating past your eyes, and you think, "Oh, what's happening? I'm seeing funny things." And these funny things are part of the physiology of the eye. Sonuçta hepimiz gözümüzde bazen böyle uçuşan garip şeyler görürüz. Bunlar gözün fizyolojisinin bir parçası. It seems likely that the fetus is using these patterns in order to train the visual system to recognize patterns and to develop the physiology of the visual cortex. Sonuçta büyük ihtimalle bu doğum öncesindeki cenin de bu örüntüler sayesinde görme şeyine dair beyindeki korteksin geliştirmesinin bir yolunu buluyor büyük ihtimalle. If you look up the literature on the origin of art, usually you find representative art, which is a picture of something, and you find out that it's up to 50,000 years old. Sonuçta görsel sanatların kökenine baktığımız zaman bir şeyin resmi olan şey imgelerle karşılaşıyoruz. Bunlar da 50 bin yıl öncesine falan dayanıyor. So, for example, there are famous ancient caves in different countries where you can see paintings of large animals painted high up on the walls inside the cave. Sonuçta dünyanın farklı ülkelerinde mağaralarda büyük hayvan resimlerini görebiliyor çok çeşitli ülkelerde. But if you regard simple geometric patterns as art, there is much older art which has been found all over the world. Yani bu hayvan resimleri sonuçta temsili bir sanat. Ama geometrik sanattan bahsedecek olursak hani aslında modern bir şey gibi düşünülüyor. Oysa geçmişi 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Burada üstte şekilde görebiliyorsunuz. Aynı o gözde gördüğümüz örüntülere benzer şeyler var. In the caves, they are No, also... they're mainly outside, actually. Ha, daha çok Yeah. dışarıda olan şekillermiş, insanların Yeah. yaptığı. Okay, so I would like to propose a theory where, first of all, humans were making tools about 2 or 3 million years ago. İnsanlar 2-3 milyon yıl önce aletler yapmaya başladılar. And then about 100,000 years ago, they started to appreciate the beauty of geometrical patterns. Ve yaklaşık 100 bin yıl önce de geometrik şekillerin güzelliğinden And the reason why they appreciated the beauty is because they got a positive emotional feedback by creating something similar to prenatally perceived entoptic etkilendiler. Varsayıyorum ki bu güzelliklerden, bu tuhaf geometrik şekillerin güzelliğinden etkilenmelerinin de nedeni doğum öncesi bu entoptik örüntülerle olan benzerliği. patterns. This sounds like a strange theory, but without this strange theory, a psychologist cannot explain the motivation to create these patterns. Bu tuhaf bir teori elbette ama bu tuhaf teoriler olmadan psikologlar bunların kökenlerini sonuçta açıklayamazlar. Yeah, and the idea is not my idea. There are many papers about this connection between entoptic patterns, also assuming that people were taking psychoactive substances or drugs and experiencing a changed state of consciousness. Bu sonuçta sadece entoptik örüntüler gibi şeyler benim önermem değil. Buna dair çok fazla çalışma var. Sonuçta bu uyuşturucu kullanımında bu örüntülerin ortaya çıkmasıyla ilişkili de çok fazla çalışma var. Another interesting thing about art is the perception of the stimulus itself and not the object. Burada ilginç noktalardan bir tanesi bizi uyaran şeyin kaynağını değil, direkt kendisinin önemli olması. So aesthetics is not only recognizing the horse in the painting, it's also about appreciating the colors and the patterns. Which is the stimulus itself and not the object. Sonuçta bir at resmine baktığımızda bizi etkileyen şey bu bir at görüyor olmamız değil. Burada renklere, çizgilere dair bir örüntü var. Yani resmin kaynağı olan at değil, oradaki örüntülere dair bir etkilenim de gerçekleşiyor.
And that reminds us of the situation of the fetus. The fetus is perceiving the stimulus itself, but not the object. Bu tam da doğum öncesi bu ceninin, fetüsün durumuna benziyor. Sürekli karn, anne karnının içerisinde uyarıcılar alıyoruz. Sesler falan. Ama hiçbir zaman bunların kaynaklarını bilmiyoruz. Kaynaklarıyla ilişki kurmuyoruz. Finally, I would like to talk briefly about consciousness, and I'll do this from a behavioral point of view. So if I'm a psychologist, I can observe a baby acquiring consciousness gradually. Şimdi bilinçten bahsedeceğim. Bebeğin bu bilince nasıl kavuştuğunu açıklamaya çalışacağım basitçe. We can see what the psychological components of consciousness are. For example, I can imagine being in another time, in the future or the past, and I can imagine being in a different place. Bilincin bileşenleri, örneğin başka bir zamanda kendimi hayal edebilmem, aynı zamanda başka bir mekanda da kendimi hayal edebilmem. And this is something that other animals cannot do. Bu başka hayvanların yapamadığı başka bir şey. Another point is that I can imagine being another person, or they can imagine being me, or I can imagine them observing me. Başka bir boyutu da perspektifle ilişkili. Kendimi onların yerine koyabilirim. Onlar benim kendilerini benim yerime koyabilirler. Ben çok daha fazla insanı beni gözlerken düşünebilirim gibi. If you have a baby that is starting to crawl, you immediately start to think, my baby might fall off something and hurt itself. Eğer emekleyen bir bebek görürseniz onun düştüğünü, kendini yaraladığını hayal edebilirsiniz. So kendinizi onun yerine koyabilirsiniz. So in order to prevent my baby killing itself, I have to predict the future. Bu nedenle bebeğin kendisini öldürmesini engelleyebilmem için bebeğin gelecekte ne yapacağını öngörebilmem gerekir. So in this way, we can talk about the possible role of helpless human babies in the development of consciousness. O zaman işte insanın gelişiminde çaresiz bebeğin rolünü şey yapabiliriz, bakabiliriz. So this is a difficult theory because, like all other theories of the origin of music, language, religion, and everything, we cannot test the theory by going back in time. Bu da zor bir teori çünkü diğer teorilerde olduğu gibi müziğin, dinin, bilmem neyin kökeninde olduğu gibi geçmişe dönüp bunu ispatlama şansımız yok. But there are some forms of evidence which make the theory more or less convincing. Ama bazı kanıtlar var. Şu ya da bu teorinin daha ikna edici olup olmadığını gösteren önemli kanıtlar var. So one possibility is the intense emotion that we experience with music. And some people say that the experience they have with music is the strongest emotion they ever had in their whole life. Müziğin bize bizim deneyimlememize neden olan duyguları çok böyle uç, zirve deneyimleri bunlardan bir tanesi. Bazı insanlar hayatlarında onları müzikten daha fazla duygusallaştıran bir şey olmadığını söylüyorlar. In evolutionary theory we cannot explain this because music has no use for us, but in the theory that I presented we can say, okay, what is the most important relationship in your life? And it could be the relationship between you and your mother when you were a baby, because you would die without your mother, right? This is quite strong emotion. Evrim teorisi, yani müzik ve duygular meselesini açıklayamıyor. Ama benim söylediğim teoriye göre, yani annenin içinde yer almak, anne olmadan ölecek olmak, oradan duyulan sesler anlamında bu bağlantıyı kurmak mümkün. Some psychologists have tried to analyze in detail the kind of emotions that are expressed by music. Bazı psikologlar müziğin ortaya çıkardığı duygular üzerine çalışmalar yaptılar. Emotion can express many everyday emotions, but the emotions that make music special are very similar to religious emotion. Çok fazla sonuçta duygu var ama ilginç olan şey müziğin ortaya çıkardığı duyguların dinin ortaya çıkardığı duygulara çok benzer olması.
Many people report that during their life they had an experience of encountering God or coming directly in contact with the divine. Yaratıcıyla karşılaşan insanlara dair raporlar var. Birçok rapor var. So from a natural science viewpoint, this is very hard to explain in any other way. Yani sonuçta doğa bilimleri perspektifinden bunu açıklayacağım. Bunu yapmanın başka bir yolu da yok. It's interesting that mother ease is a musical interaction. Although we think that the child is learning language, the language is not separated from music. Mother ease, bu böyle annece konuşma gibi Türkçe'ye nasıl çevrilir tam bilemiyorum. Hani agugugugu, bici bici falan gibi sesler anlamında. Agugu bici bici. Right. Sonuçta annenin bu sesleriyle müzik arasında büyük bir ilişki olduğunu düşünüyorum. So obvious things like lullabies are soothing newborn babies. Where did the baby learn that a lullaby is soothing, right? Why is the baby feeling secure? Because we're singing that song. Nasıl oluyor da bebek işte yeni doğduğunda Nil'ler onları sakinleştiriyor? Yani bebek bunu ne zaman öğrendi? Both language and music are sound together with movement. Normally we think of sound as the main thing in music and language, but in fact the movement and the implied movement is always present in all forms of music and language. Müzik ve dil konusunda önemli olan şeyin ses olduğunu hep düşünürüz ama ikisinin önemli başka daha önemli başka bir yönü var. O da hareket. The fetus can experience the mother in all different senses, but they are always connected to each other. Sonuçta cenin anneye dair birçok sesler duyuyor ama bir şekilde bu hep bir anne ile fetüs bir bağlantı halinde. Music is very repetitive. So for example, we could hear a Beethoven symphony going da 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 and it goes repeats 100,000 times and we never get bored. Beethoven 9. senfonisi ben söylemeyeceğim gerek yok Türkçe'ye. No need to translate the music. You do it on your trumpet. Yeah. Yani tekrar eden bir şey. 9. senfonide de işte tekrar ediyor sürekli. 5. senfoni. Kendisini tekrar ediyor ama hiç sıkılmıyoruz. So this is also typical of religious ceremonies where people go into a different state of consciousness. The repetition seems to promote a change of consciousness. Sonuçta yani bu bizim yetişkin halimizde de kendisini gösteriyor. Tekrar bizim bir bilinç hali değişimimize neden oluyor. And the change of consciousness could simply be activating the prenatal schema. Ve bu bilinç hali değişimi bizim doğum öncesi şemamızın aktive edilmesine neden oluyor olabilir. Another interesting piece of evidence is that cave paintings from 30,000-40,000 years ago are often found at places of strong acoustical resonance. Başka ilginç bir nokta mağaralarda resimlerin bulunduğu konumlar mağaraların akustik olarak reverb yani yankılanma sürelerinin en güçlü olduğu yerlerde olduğu ortaya çıkmış resimlerin. So that suggests a connection between the origin of music, the origin of language and the origin of art. Bu da müziğin sanatın ve dilin kökenlerinin nasıl birleştiğini gösteren bir örnek. So the theory I'm presenting, I could present a strong version or a weak version. Yani böyle bir sonuçta teori ortaya koydum. Bunun bir güçlü versiyonu var, bir de zayıf versiyonu var. The strong version says that all the other people are wrong and my theory is right and everything comes from prenatal schema activation. Teorimin güçlü versiyonu şöyle bir şey olurdu. Herkes
yanlış, ben haklıyım. Her şey doğum öncesi şemaya dayanıyor. Yeah, and in addition, there was only one cause of human behavior, and that was the obstetric dilemma when it became more difficult for women to have babies. Bu da sadece obstetrik, yani doğum ikilemine dayanan bir şey olurdu. Böyle olmasaydı kadınlar asla bebek sahibi olamazlardı anlamına gelir şekilde. Yeah, and you understand this is really specific to humans because only humans are walking on two legs with this very even walking pace, and only humans are getting such a big head. Sonuçta sadece insanlar iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlar ve bu kadar düzenli adım atabiliyorlar ve bu kadar büyük kafaları var. On the other hand, there are many other theories of the origin of modern human behavior, and probably many of them are partially correct. Bunun yanı sıra başka birçok teori var bu kökenleri açıklayan ve onlar da kısmen şeyi açıklayabiliyorlar, modern insan davranışının kökeninin belli yönlerini. So I'm hoping that my colleagues in these different academic disciplines, which incidentally don't communicate with each other, will be interested in this idea and we can talk about it. Umudum farklı disiplinlerdeki meslektaşların bundan haberdar olmaları ve aralarında buna dair bir tartışmaya başlamaları. And incidentally, I'm in Izmir because I'm on the way from Austria to Australia without flying. Ben I would like to add something about your political activities. Richard o, aynı zamanda siyasal bir eylemci, çok önemli bir çevreci Avusturya'da. Hem de uluslararası konferanslarla, uçaklarla gidilmesinin önüne geçmeye çalışan etkinlikler içerisinde, yer aldığı derneklerde bunu sağlayan girişimleri var. Richard da şu anda Avusturya'da başladı. İşte Romanya, Bulgaristan falan, İzmir, sonra Ankara'ya gidecek, Hindistan'a ve Avustralya'ya kadar uzanacak. Tabii ki Avustralya'ya uçaksız gitmek söz konusu değil şu anda, ama Hindistan'a kadar, Sri Lanka'ya kadar hatta uçak kullanmadan bir turunun yaptığı bir turunun bir parçası bugün bu İzmir'de yaptığı konuşma. So I would like to thank Ali Cenk Gedik for looking after me and translating all my very strange text. It was not strange. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. So now we have some time for questions. Şimdi de varsa sorularınız. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Bu etkinliğimiz canlı olarak YouTube'dan da yayınlanıyor. Oradaki katılımcılarımız da hem selamlamış olalım. Sorular varsa onlar da yazabilirler. And my questions will be about sense of rhythm. As we mentioned before, we all develop our sense of rhythm and harmonic bodily movements to it in the womb. If it is like that, how come there is different levels of these skills people among people? What do you think about it? Do you want to translate then? No, what you said. How come people have? Except you don't understand. They can't understand what you said. Sorry. Yani şey, hani kökenleri açıkladınız, tamam. Ama neden örneğin ritim konusunda insanlar farklı farklı yeteneklere sahipler? Bunu nasıl açıklarsınız? Farklı ritim seviyelerine evet. Sahip oluyoruz. Eğer hepimiz. Lütfen kendi sorularınızı kendiniz çevirin. Hepimiz anne karnında bu ritim ve ona uygun beden hareketi geliştiriyorsak nasıl oluyor da farklı insanlarda farklı ritim duygusu seviyeleri var? So people have different skills. Yes, different ability. Well, musical ability. Yeah. Well, that's a kind of a Western phenomenon. In hunter-gatherer societies a long time ago, I don't think people had different levels of skills. I think everyone was doing music at a similar level. And then 10,000 years ago, we got agriculture,
And in ancient societies, people started to get different functions, right? So one person is baking the bread, and one person is doing the law, and one is the religious person, right? And so, and one is doing music, right? So this is when the differences in musical skills started. But I'm talking about before that, when everyone was more or less equally musical. Yani ben 100 bin yıl öncesinden bahsediyorum. Sonuçta yani her şeyin başladığı zamandan herkes yani eşitlikçi toplumlardan yani iş konusunda uzmanlaşmanın olmadığı bir şeyden o zamanki dönemde herkesin aynı becerilere sahipti. Ama daha sonra ben kendim böyle eklemeyeyim şimdi Marksist laflar Richard söylediği şekilde çevireyim. Daha sonra iş bölümü gerçekleşince kimisi ekmek, kimisi müzik konusunda daha becerili olmaya başladı. Ben o zaman soruya bir şey ekleyebilir miyim? Hiç o zaman biyolojik farklılıktan bahsedebilir miyiz? Yani çevreselden bahsedebilir. Are there any biological innate causes to different abilities? This is not the topic of my talk, really. There are innate biological differences in musical skill, but I know people doing research on parts of the brain which may be associated with more or less musical skill. That's because there are individual differences in every skill, right? I don't think music is special in this regard, mm-hmm. but there's some differences in the way people perceive pitch and the way they process melodies, for example. I can't say very much about it. Bu konuda yapılan çalışmalar. So normally we think, you know, if you practice music a lot, then you will get better, and your skill depends mainly on the practice. But actually, there's also evidence that skill has some inborn aspects in music. So pitch, is there a relationship with the prenatal schema about the absolute pitch? Absolute pitch is way outside of my topic because so if I'm imagining ancient people making music and singing, it's quite possible that they always sing very close to the same pitches, and maybe absolute and relative pitch are equally important in some ancient music scenario. I don't know that, right? I mean, the concept of transposing to another key is maybe a more modern idea. Can I translate my question? Yeah. Absolut kulak olmakla yani prenatal şema ile ilgisi var mı absolut kulak olmanın diye sordum. Yanıtı da çevirir misiniz? Yanıtı da anlayamadım. Yani bu benim konumun dışında tamamen bir şey dedi. Ama sonuçta beceri dediğimiz şey tabii ki beceri konusunda çeşitlikler var. Yani hepimiz her konuda aynı becerilere sahip değiliz. Bazıları bazı konularda beceri. Ama sonuçta o beceri üzerine çalıştıkça yani o da her konuda gelişebildiğimizi bir gelişiyoruz. Ama sonuçta müzisyel yeteneğin doğuştan gelen boyutları ile ilgili de çalışmalar var. So if we believe this theory that I said, we could say, what can the fetus perceive of the mother's emotional state out of the mother's voice? So when you talk, you might have a lot of relative pitch changes. If you're happy, your voice goes up and down a lot like this, and maybe the fetus is perceiving this happiness, right? But also if you're very active, if you have a lot of energy, then your voice will go up in absolute pitch, right? And if you're very relaxed, your voice goes down in absolute pitch. And so we can imagine both of those things being an important part of music according to this theory. You're not translating that? She's translating. Fetüs anne karnındayken annenin bir takım duygularının mutlu olması, üzüntülü olması gibi bir takım duygularındaki duygularının sesine yansıması, sesindeki iniş çıkışlardan dolayı çocukta bir absolut kulak gelişme olması olabilir
Evet. Evet. Anne karnında yüksek frekans bölgesini keşfedildiğimiz ve bunun hani kiliselerde de bu dinle bağlantısı olduğunda hani daha divine bir ses için bas bölgesinin yoğun olduğundan bahsetti. Hani bu frekans spektrumunda nasıl bir filtreleme yani belli bir bunun bir yani bilinen bir karşılığı var mı frekansta? Bölge filtreleniyor. Is it specified exactly the acoustic conditions inside the womb in terms of frequencies, how low frequencies are heard and which high frequencies could not be heard. Is there any such study? Yeah, there are some studies about using the sheep, right? A sheep is a good model because you might think sheep and humans are quite different, but the physiology of the uterus in the sheep is rather similar. And there are people who did experiments like this, and they have to be very good at acoustics because it's quite complicated, the acoustics of measuring sound level inside a fluid, and also the connection between the ear and the brain is different in the fetus because it's got fluid in the canal, right? And all of these things need to be understood. But there's a large literature about this question, and I believe it's full of mistakes because a lot of people didn't quite understand this. And I think the quick summary of this literature is that the fetus can hear quite clearly the sounds inside the mother's body, but sounds from outside maybe not, right? The sound from outside the mother's body has to be quite loud before the fetus can hear it. And this is very clear because there are experiments that show that the fetus, so if there's a woman with a husband and the husband is always with the woman and the fetus starts to recognize the pattern of this, the voice of the man, right? We can show that in a behavioral experiment with the baby after birth that the fetus was learning the voice of the man, right? So this shows that some things are being heard. And we do also know that the high frequencies are not audible. Koyunlar üzerine yapılmış çalışmalar var. Hangi frekanslar hani gebelikte duyuluyor diye. Çünkü benzerlik olduğu için. Ama sonuçta mekanizma çok karmaşık. Yani kulağındaki duyma zaten karmaşık. Bir de sıvının içerisindesiniz. Bununla ilgili bir yanında yanlış çalışma var. Ama şunu biliyoruz. Yani annenin sesini bebeğin duyması çok daha kolay. Ama dışarıdaki seslerin çok güçlü olması lazım bebek tarafından duyulması için. Ama şöyle bir durum da var. Sürekli bir erkek yani örneğin babanın sesini eğer fetüs maruz kalıyorsa doğduktan sonra da babanın sesini tanıyor olma olasılığı yüksek. Ama çok açık yüksek frekanslar duyulamıyor. Şey onu biliyoruz. If there is no other question. I would be happy. I wonder what you think about the Steven Pinker's cheesecake argument. Yeah, well, Steven Pinker said that music is like a cheesecake, which means that it has no function at all, right? Not an adaptation. What? Not an adaptation. It's not an adaptation. And I'm kind of saying, well, I'm kind of agreeing with him, right? I'm saying, well, actually, the origin of music is something else. It's not an adaptation. Mm-hmm. And I understand that Steven Pinker tried to explain that language is an adaptation, and there were good reasons why he thought it was an adaptation. And by comparison to language, then music is completely useless, right? Mm-hmm. But still, the trouble with his argument is it doesn't explain the motivation to make music. Mm-hmm. I mean, it has to come from somewhere, right? I'm sorry, I don't remember the details of his argument, but it's a good argument that he presents, I think. Ben Steven Pinker'e katılıyorum. Yani soru şuydu. Steven Pinker peynirli kek mi diyor? Cheesecake. Peynirli kek. Müzik yani evrimin zorunlu bir ürünü değil. Bir yan
ürünü olduğunu hatadır diyor. Yani bilimsel açıdan bir hatadır diyor. Söylüyor. Katılıp katılmadınız diyor. Sordu. Richard da katıldığını söyledi. Yani benim sunduğum teori onunla çelişen bir şey değil. Son derece ikna edici dedi Steven Pinker bu konuda. Ama neden insanların bu kadar çok müzikle ilişkili olduklarını açıklamıyor dedi sonuçta. Ama bu cevabı çok şaşırdım. Surprised for this answer. Çünkü müzikologlar biraz kızıyor bu argümana. O nedenle merak etmiştim. She said that she's surprised by your answer. Agreeing to Steven Pinker because musicologists generally get angry at this argument of Pinker. Yes. Well, I think that musicologists should think in a broad way and stop defending themselves. I mean, you can't say they think that Steven Pinker is attacking them because he said music is useless, right? But in fact, it's just an attempt to do a scientific argument. It's not about music being good or bad, right? So, yeah. Müzikologların Steven Pinker'ı kızmalarının nedeni sanki Steven Pinker müzik gereksiz demiş gibi algıladıkları için. Halbuki öyle bir şey söylemiyor. Sadece evrimsel adaptasyon açısından bir hata olduğunu iddia ediyor. I guess it's enough A short for the people today. should they want to have a break. If any break or anything. Everyone wants a break. It was very tiring talk. Peki, many thanks for your talk, Richard. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Levent Ergun hocamız, doçent doktor, bu koordine konusunda çok yardımcı oldu. Çok teşekkürler. Bizim dekanlığımızda Kerem seçilmiş arkadaşımız, şimdi İngilizce Türkçe karıştı. Onun görevini halk ve public relations diyeceğim, saçma olacak. Halkla ilişkilerden Kerem seçilmiş arkadaşımız bütün bu teknik şeyleri halletti. Biz Cuma'dan bunlara çalışmaya başladık. Elbette dekanlığımıza da bütün bu olanakları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Dekan hocamız aramızda, belki bir teşekkür.